Evet, herkese yeni videoyla merhabalar arkadaşlar. Bir buçuk haftadır kanala video gelmiyor. Sebebi ya ben zaten ise... çıkmıyorum. Bir dakika, tamam, önemli değil, ben çıkmıyorum. Sebebi ise gözümle ilgili bir sağlık problemi yaşadım. 1,5-2 haftada tedavi süreci geçti. O yüzden video çekemedim. Gözüm hemen iyileşir iyileşmez Fatma'yı da aldım. Hadi dedim, gel bugün bir alışveriş evet, yapalım. Evet, en sevdiğim. Sonra gezelim, bir şeyler yiyelim, içelim, oturalım. O gün de vloglayalım dedik. Maksat sizin de pek aramız açılmasın. Zaten çok soranlar da oldu, video ne zaman gelecek falan diye. Bugün öyle vlogladım da. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Arkadaşlar, alışveriş yapmanın en güzel yanı başkasına alışveriş yapmak. Neden biliyor musunuz? Hem o içinizdeki bütün böyle adrenalin mi denir, bot şekil tutkunun hepsini dışarı atıyorsunuz, bütün her şeyi alıyorsunuz, sen de parasından çıkıyor. Çok güzel bir şey. Belli olmaz, belki senden alırım parayı. Bugün belki böyle hani vestel, şu, bu bir şeyler de fiyat alışverişi. Aynen, olabilir. Beyaz eşya vesaire alışverişin bir nabız. Kontrol yapabiliriz, evet. Piyasanın durumu nedir falan filan. Ha, bununla ilgili şey çıkarmayın, evleniyor musunuz falan filan diye sadece... Yok, evlenmiyoruz, sadece bakacağız. Hani, onun için öyle, bugünü bloklayalım dedik. Sonra tekrar devam ederiz o zaman. Şimdilik görüşürüz. Al bu me. Bedenler ifşa. Bu modelden vardı bende daha önce. Evet. Arıyordum bayağıdır, bulamadım. Bu sene yapmışlar. O da mı zarardı? 227 yarıymış. Hı? Nasıl? Güzel bence. Güzel mi? Güzel. Ama ben şey yakaları da çok seviyorum. Şöyle oluyor ya. Hmm. O yakaları sen beğeniyor musun? Belki biraz daha bakınalım. Deri modlar çıktıysa eğer onlardan bir denersin. Aynen, biliyorsun aklımızda bu. Çünkü ben onları beğeniyorum. Senin zaten böyle bir şeyin vardı. Bir de belki eğer öyle bir şey beğenirsek, güzel olursa ondan alırız. Zara'nın erkek yeni sezonu. Şu pantolonlara bayılıyorum. Çok güzel. Böyle günlükte spor ayakkabılarla falan kombiniyorlar ve basic tişört içine sokup çok aşırı güzel oluyor. De o modayı Volkan'a bir türlü aşılayamıyorum ya. Ne beden bu? M. Şöyle bakayım. Boyu uzun mu? Hayır, sen yukarıda tutmuyorsun çünkü. Normal boy, normal. Güzel ama bak, ben böyle şeyleri beğeniyorum. Kenarları askeri. Asgari. Asgari ücret. Askeri şeyi var. Sen de seviyorsun zaten bu tarz. Medium mu? Sade, evet. Aynen. Aşkım, bir kere daha sorma. Ay, o da çok güzel. Bak, turuncu bu işte, gördün mü? Allah işte karşıma çıkarıyor. Turuncu bu. Daha dinle, H&M'de bir tane sarı, benim geçen sene aldığım sivit var ya. Onu görmüş. Kıskanmış. Neymiş? İçinde kalmış. İçinde kalmış. Neymiş? O turuncuymuş. Al bak, turuncu bu. Çok güzelmiş aşkım ya. Medium mu sence? Small al, ben de giyeyim. Zaten olmuyor. Bakın, kıyafetlerine çok çöküyorum bu aralar. Alıştırma. Ay, bir tane şeyi tişörtünü gördüm. Bana vermişti giyeyim diye. Ay dedim, ver lan ver. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Var zaten. Bu renk de güzel aslında. Kırmızı. Ama turuncu daha hoş. Bu rengi beğenmedim. Beyaz zaten. Ben bunu çok beğendim ya. Şey, kırmızısı aynen. Kırmızı o kadar. Aa, bak sarı. Ha, işte benim inatlaştı, buna turuncu diyordu. Hangisiymiş turuncu? O turuncu. Ya Volkan, bırak bu işleri, devlet su işleri. Bu arada belki sorarsınız, kodları da böyle. Kolar. Hmm. Rengi mi? Şu nasıl? Bu güzel ama yazısı ne bileyim, bir çok hoş değil. Çok mu bağırıyor? Yani bak, şöyle bir şey de bakabiliriz sana. Hayır, Kahraman'da var. Aa. Arkadaşlarıyla pişti olma korkusu. Onu sevmem. Nasıl o? Seni sakın Cemil'e. Şu an beni çekiyormuş. Bilmiyorum, ben bunu beğenmedim. Beğenmedin mi? Bu güzel ama bak, bir de bunu beğendik arkadaşlar. Ben seviyorum böyle şeyleri. Mona Lisa. Ya şöyle söyledim. Dedim ki hani, şimdi Volkan hep böyle şey sever. Mesela sadece şu kuytu köşesinde bir yerinde bir amblemi, bir detay olsun yeter onun için. Ben dedim ki sürekli tişörtlerini hep böyle alıyorsun ve hep aynı gibi duruyor. O yüzden böyle baskılı şeyler değişik olabilir. Değil mi? Yani bir giyip bakmak lazım. Bakarsın video. Onlar da olabilir, bakarız. Simsiyah giyeceksin, sadece üstünde bu. Böyle bir şey, tişört. Medium büyük mü sence? Hayır canım. Gayet iyi değil mi? Aynen, benim de hoşuma gitti. Bir de sen kışın böyle çok kalın giymiyorsun ya, araba falan var diye. Sivitle de giyersin bunu. Renk olarak, şimdi seçenek olarak bunu eliyorum. Sen
sende olmaz bu. Sen bu rengi de sevmiyorsun. Bu güzel değil mi? Renk olarak bak, bunu eliyorum. Bunu sevmiyorsun bu rengi. Bu güzel. Bu da çok sade. Giyeyim mi üstünde? Giy bakalım be. Hello. Kendimi de çekeyim arada. Yine küçücük bir şey buldu. Ben bu kombine çok güzel olmuş. Bunu deneyeceğim artık. Ben beğenmedim biliyor musun? Ya sen hemen beğenmedin. Vallahi beğenmedim. Beğenmezsin. Bir yani, videomuna baksak. Tamam bak. Bir bekle bakayım. Bunları denemek için ayırmıştı. Şunu ben kendime alacağım. Şu alttaki yine Volkan'a bir simit. Başka bir şey yok. Hadi gidelim gel. Çantada mı bakacağız bugün? Bu medium değil mi? Evet. Tam iyi bu. Bence güzel, boyu da iyi. Biraz daha bol giymek istiyorum yani. Doğuşça bakıyor seni. Ayağım takıldı. Burada gidiyordum ben. Hiç umurunda değil. Nasıl? Bu da güzel. Beden olarak biraz küçük mü sence? Bence değil. Omuzlar çok çünkü tam. İyi mi? Evet, onu o kadar çekme bak ama. Şöyle. Şuralarını şöyle. Sen hiç sevmiyorsun kıyafetlerimi ya. Derden suya battı. Ben böyle bir arada kaldım ama sen beğendiysen al. Yani gri sivit, her türlü joker bir parça, her şeyle yani, kombinlenir. Bence de. En kötü yani eşofmanla bile giyersin yani. Yani. Şununla falan güzel olur. Şunu bir giysen üstüne hazır böyle kalın bir şey varken aslında. Bak güzel oldu. Dediğim buydu işte, böyle sivitlerle, basic şeylerle çok hoş olur. Güzel oldu bence. Bak bana be. Bu beden çok iyi işte. Oldu. Beğendim. Bu ikisi böyle güzel. Ha bu. Bu çok güzel. Bence de güzel. Evet. Beden olarak değil, değil mi? Evet evet. Sadece şunu şöyle biraz... Arkadaşlar yazın alışveriş yapmayın. Güzel oldu. Bence de. Bir farklı bir rengine daha bakabiliriz. O benim dediğim rengi alalım. O hatta çok güzel. Şunun yerine. Bunu olabilir. Bunu bırakalım, polar alalım. Ama bunu da beğendim bununla falan görünce ya. Onu da mı aldım? Tamam. Hep beyazını beğendi. Ben diğer rengi çok beğenmiştim. Ama Volkan beyazı beğendi. Evet. Bunu alacak bir de. Tam kaç parça oldu be buradan sadece? Bütün işi bitirdik o zaman. Yeterli kadar. Tamam bence de. Yeter bu kadar. Yani kaç parça aldın? 2, 4, 6, 7. 7 parça şöyle bir tişört. Niye şunlar iki tane? Ha, farklı bedenler. 7 parça tişört aldık. Buradan biraz daha kışlık ilerlemiştik. Burası Bershka. Bershka'dan da biraz yazlık ilerledik. Şurada bir tane şu griyi ben kendime beğendim. Volkan'a sıra aldı. Sana olmayacak ama onu ben giyeceğim. Görürsün. Allah'tan burada da oturma yeri var bende. Bu sefer ben bu konumdayım yani. Allah duvara bırakırsam eğer. Evet bak, bu mesela bol kesim olduğu için medium'u bile large gibi oldu. Arkası da güzel. Ben böyle arkası yazılı şeyleri beğeniyorum. Volkan aldırıyorum ki gerisini siz biliyorsunuz aynen. Tamam, bunu boş yesin, bu tamam. Aynen, bu güzel. Çekiyor musun? Şaka mı ya? Tamam, bunu sen alabilirsin. Evet, onu ben alıyorum. Onu böyle tight'larla ve altına böyle sneaker'larla çok güzel olur. Ben bir tane yeni bir ayakkabı aldım Nike'den, gördün mü? Arkası neon. Evet. Onunla falan efsane olur. Onu ver canım bana. Ver 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 ver. Kıskanç. Pokemon. Bundan tek beden kalmış. O da neydi bu? Bu neydi? Aslında bir şey söyleme, eşofmanlarla falan bence güzel olur. Bence de güzel olur sanki ya. Eşofmanlarla falan böyle biraz içine sokarsın kenarını falan. Bence eşofmanlarla güzel olur. Böyle ben bol şeyleri spor kombinlerde seviyorum. Seferber oluyorum şu an seni çekmek için. Aynen, güzel oldu. Benim bir tane var ya düz siyah. Aynısı. Bize kendini kaptırdın herhalde. Evet evet. Bunu beğendim yani. Bir tane daha var. O da bakalım. Şu. Aynen, o da güzel. Ama o da biraz sanki bol olacak gibi. Çünkü onun da kalıbı büyük. Ama small aldık onu. Bakayım bakayım bakayım. Şimdiden iki mağazada doldurdun elleri. Aynen, şeydi, otoparkıydı. Bunları da nasıl gideceğiz yani? Taşınmaz. Ay, teşekkürler. Evet arkadaşlar, şimdi alışveriş yaptık. Yani
bir kısmını diyelim yaptık. Çok ağır olduğu için otopark ediyoruz. Arabaya bırakacağız bunları. Ondan sonra köprü bir şey içeriz, bir şeyler yeriz. Yemeyiz yani. Daha karnımıza içeriz. Yeriz aynen. Ben annem beni doyurdum. Aynen. Ben az yedim ya. Benim de Volkan'a bir hediyem var. Söylemeyin. Ben de ona bir şey aldım. Ben de bagajıma koydum. Şimdi birazdan ben de onu vereceğim bagajda. Öyle, arada hediyeleşmek güzeldi. Geçen gün de ona şey almıştım. Fenerbahçe'nin bir forması vardı. Yeni forması bana almıştı. Sarısını. Ben de onun yeni sezonunun erkek olanını aldım. Bir de sonrasında bizim çalıştığım otele Fenerbahçe konaklamaya geldi. Ben de tabii ki zaten o yüzden gidip almıştım formayı. Hemen geleceklerini öğrendim diye gittim formayı aldım. Sonrasında da Fenerbahçelilere imzalatmıştım. Bana bakıyor şu an. İmzalatmıştım, o da çok güzel etmişti. Bir de hastaydı. Hasta olduğu için de moral oldu bana da. Öyle. Şimdi çok istediği bir şey vardı. Daha doğrusu onu arzulamıyordu ama kategori olarak öyle bir şey istiyordu. Ben de onu aldım. Ben beğeneceğini düşünüyorum çünkü kim görse bayıldı. Babam falan da çok beğendi. Arabaya otopark indik, eşyaları bıraktık. Fatma hediyelerimi onlara bıraktık. O da bana hediye almış. Hem de uzun zamandır istediğim çelik bir saat vardı. Çelik kordon yani. Genelde şey işte kauçuk, plastik saat kullanıyordum. Evet, onlardan var. Çelik istiyordum. Hatta alacaktım da Fatma almış. Çok da hoşuma gitti. Sadece genelde hep büyük gelir. Şimdi onu bir saatçi de yaptıracağız kordonunu. Ondan sonra kullanmaya devam edeceğim. Öyle işte. Şimdi bir yerlerde oturacağız. Bir şeyler içeceğiz. Evet ben de bayağı yorulduk ama yani. Ben dedim ki biz zaten ben tahmin ettim böyle bırakacağımızı. O zaman değiştiririm dedim. Sonra hediyeleşince gitti benim kafa. Öyle. Bunların hiçbir zaman güzel olmuyor. Tamam aşkım. Öğle yemeğimiz. Fatma double söyledi abi. Sen? Benimki mini bu. Aynen. Bayağı güzel. Yemeğimizi yedik, şimdi kahvemizi içeceğiz. Demleniyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi yemek yedik. Kahve içeceğiz. Ondan sonra birazcık sohbet, muhabbet. Sonra da zaten alt katıdayız. Ev eşyası bakacağız. Öyle yani. Birkaç mağaza daha gezeceğiz. Birkaç mağaza daha gezeceğiz. Ondan sonra ev eşyası bakacağız. Zaten Fatma dediğim gibi daha önceki videolardan da bahsetmiştim. Fatma ufak ufak çeyiz alışverişine başladı. Öyle bir çeyiz aldım. Yani yok alıyorsun yine. Yani. Yatak odası şey ne diyorsun? Nevresim takımı işte mutfağın incik boncuklarını almaya başladı. İşte süpürge makinesi, çaycı vesaire alıyor yani almaya başladı. Ben de şey aldım işte. Paspas. Şey. Volkan da şey aldı, anahtarlık. Anahtarlık aldım ama kaliteli bir anahtarlık yani. Değil mi? Yani kesinlikle. Kaliteli bir anahtarlık aldım. Olmasa ne yapardık? İşin esprisi bir yana. İşte gideceğiz şimdi beyaz eşya, televizyonları vesaire bakacağız. Almak için bakacağız aslında. Kafamızda bir şeyler olmuşsun diye en azından. Piyasayı görelim. Evet, biraz uzağız çünkü. Yavaş yavaş artık bunlara da bakmamız gerekiyor. Sen niye öyle bakıyorsun? Öyle işte. Bakalım. Sıcak. Yani kahve. Okey. Ben böyle bir sohbetli, muhabbetli konuşma. Ve derin konular. Şu an bunu paylaşamıyorum ama hakikaten çok derin konular ve işin kötü tarafı işin içinden çıkamıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz. Yakın zamanda tabii bununla ilgili de size bazı konularda bahsedeceğiz. Hani önemli bir karar.
Neyse, daha fazla konuşmayayım. Bu önümüzdeki sene bizim için çok hızlı olacak. Çok hızlı demeyeyim. Şimdi onu farklı yere çekersiniz. Çok şey olacak. Nereye çekerler ki? Hani evlenecekler bunlar erkenden falan filan demesinler sana. Hayır. Yani çok zor. Evet, çok zor koşturmalı. Koşturmalı olacak. İşte evet, çok güzel özetledin. Ya şu an arıyorum bir şey ama aynen koşturmalı. Çok koşturmalı olacak. Çünkü çok yoğun geçecek yani bizim için. Hele benim sene. Okulum, işim, sen, diğer yapılması gerekenler, evet. Planlar, programlar. Sizin de bu arada bu hafta okulunuz başlıyor. Çoğunuzun diyeyim daha doğrusu. Çoğunuzun da okulları başlıyor. Sizin de bir yoğun temponuz başlayacak. Artık tatil... Ama bizi izlemeyi bırakmayın. Evet, bırakmayın. Bizi izlemeye devam edelim. Çok güzel videolarla devam edeceğiz tabii ki. Bunun yanı sıra şöyle diyeyim. Sizin de aslında hızlı bir tempo. Artık tatil devri bitti. Kafa dinleme, işte günlerce dizi izleme, internetten diziler izleme vesaire, bunları artık birazcık ara vereceğiz. Herkes verecek tabii ki. Ben hiç başlayamamıştım halbuki. Evet, aklına stajı falan vardı, o başlayamamıştı. Dün bitti stajım, dün bitti. Çok mutluyum. Evet, dün bitti. Artık ben yeni tatil yapabiliyorum yani. Ama zaten senin okulun açılmasına bir ay falan var. Evet Allah'ım, iyi ki. Gerçi o tatil sürecinde videoları yüklenecek bu ara. Çünkü bayağı şey yaptı, seyrekleştirdi. Çünkü ben en son Instagram'a ne zaman bir fotoğraf attım onu bile bilmiyorum. Yani arkadaşlar 8-9 saat çalıştım. Ne zaman fotoğraf attım onu bile bilmiyorum dediğine bakmıyorum. 6-7 gün, maksimum 7 gün olmuştur. Ben zaten 2 haftada bir yatıyorum. Biz içelim doğum günü. Happy the birthday to you. Ay, bu şarkı ne ya? Yine Fatma Nur Hanım'ın gönlünü yapmaca. Hanımcılık kazanacak. Bak şimdi rujumu da bu. Göstereyim. Erkek takipçilerimiz ve kız takipçilerimiz için Color Shine. Color Shine. En sevdiğimiz. Şöyle kendi şişe. Lip gloss'un çok güzel. Evet, lip gloss. Fotoğrafını yapıyor şu an. Rahatsız. Bir saattir aramızda değil. Bir saattir. Ne desem? Hı-hı, evet. Evi üstüme yap diyorum, tamam diyor. Arabayı diyorum bana ver, tamam diyor. Kamerayı yaktım. Atacağım şimdi. Ya fotoğraf atmayınca üzülüyorum ben. Çünkü hani bu benim işim, anladın mı? Ben de, ben de. Sanki... Kimse inanmadı. Baksana bunlar bile inanmadı. Öbür tarafa bak. Volkan bilir, ben her gün özen göstermeye çalışıyorum. Her gün bir şey atmaya, bir şey paylaşmaya çalışıyorum. Abi, story bile atamıyorum bir halde ya. Çalışıyorsun. En son bak, Volkan daha demin bir şey söyledi. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Onu paylaşma. En son ikimiz de Instagram'a bakarsanız Karabük'te kaldık. Ama bu espriyi ben yaptım. Evet, dedim ki, ben söyledim zaten. Evet, sen söyledin. Dedim ki Fatma, dedim şu benim resmi, dedim birazcık dedim üstünde oynadım, Instagram atayım dedim. Bana dedi ki bir kere de dedi aşkım işte sen resmini yap da zaman kalırsa benimkini yaparsın demiyorsun dedi. Ben de yaptım. Ya tamam aşkım, anlıyorum da ben hala Karabük'teyim dedim. Karabük'ten sonra resim atmadım için dedim ki ben hala orada kaldım. Fatma diyor ki ben de oradayım, ben de oradayım. Ben hala evlerini çekmişim. Şaka, evlerin orada ya. Bir yerde takılıyor olmalı. Aynen. Falk'ın şu huyu var. Fotoğraf çekildiği an onunki yapılacak. Evet. Onunki her şey yapılacak ama yani. İlk o. Abi bırak ben yapayım. Benim için ilk ben Instagram'dan fotoğraf çekmeye. Benim ihtiyacım var diyorum. Benimkini yap. Bir de hep şey. Bir yere otururuz. Pardon, oturmadan başlar. Diyorum ki aşkım oturmadık daha. Bak ben daha kendimkine başlamadım. Diyorum bir dur yani diyorum. Bak çok çok. Allah aşkına dur lütfen. Ondan sonra oturduğumuz dakika bahsede aşkım benim şu fotoğrafı yap. Allah'ım ya. Şaka mısınız ya? Yeter artık. Starbucks'a gidiyoruz arkadaşlar. En sevdiğim şeyler. Yandık yandık, kül olduk. Starbucks'ta bir şeyler içeceğiz. Orada da belki biraz muhabbet ederiz. Ne oynuyor? Muhabbet ederiz orada belki. Ondan sonra sizlerle de belki paylaşırız. Hapşıracağım. Görüşürüz. Volkan uzun zamandır çanta istiyordu. Şöyle bir kırmızı bir çanta beğendi Elsi'den. Ben de kendime şöyle siyah bir çanta aldım. Okul çantam yırtılmıştı tam şuradan. Ben de üşendim tadilat yapmaya. Onu alıyorum ben de Elsi'den. Beğendim, güzel. Evet arkadaşlar, şimdi Starbucks'a geldik. Yine her zamanki gibi ciddi bir kalabalık var. 20-25 kişi falan. Fatma beni bıraksan git falan dedi.
O şu an sipariş verecek bir yarım saat sonra falan herhalde. Ben de onu bekliyorum. Bir yer buldum. Böyle. Bayağı yoğun geçti bugün ya. Saat 1'de başladık alışverişe. Saat 7'ye geliyor. 6 saattir falan aşağı yukarı alışveriş yapıyoruz. Bayağı yoğun bir alışveriş günü geçirdik diyebilirim. Güzeldi. Yine eksiklerimizi falan tamamladık. Aynı zamanda işte dediğim gibi birkaç haftadır YouTube'a video atamıyorum. Onu videonun başında söylemiştim zaten. Gözümle ilgili bir problem yaşamıştım. İşte tatile gittiğimizde bir bulaşıcı bir enfeksiyon olmuş. Gözüm ciddi anlamda şişmişti, sol gözüm. Hatta hala kalıntıları var da pek belli olmuyor galiba kamerada. Hala tedaviye devam ediyorum gerçi. Allah'a şükür geçmişte. Sadece bir ödem kalmış. O da bulanık görmeme neden oluyor. İşte haftaya tekrar kontrole gideceğim. Eğer kendiliğinden geçmişse ödem, herhangi bir problem yok. Eğer geçmemişse de farklı bir tedavi bulacaklar. Fatma geliyor işte. Bayağı bitkin bir şekilde yorulmuş ama yapacak bir şey yok. Şunu kattırdın be efsane. Yemin et. Gerçekten. Dediğimi yaptın yani. Pişmanım şu an. Arkadaşlar ben ice caramel latte istiyorum. Bak her seferinde bana karamelsiz veriyorlar. Her zaman gibi yine ben şanslısın ya ve soğuk sıcak bir bak. Seninki buz gibi. Sağ ol ya. Yüz ifadesini görmeliydiniz şu an. Hep benim işlerimde böyle oluyor. Bundan sonra ben de öyle söyleyeceğim. O dediğim saat vardı ya, arıyorum bulamıyorum. Kalmamış. Evet, şimdi arkadaşlar belki ilerleyen günlerde yeni içerikler için malzeme bakmaya geldik desek daha doğru olur. Bence Cengi ceza olabilir ama. Cengi ne bileyim, ceza sıkıntı olur. Şey daha komik olur ya, anlat bakalım. Nerede o ya, yok mu acaba? Bilmiyorum ki, Tabu var. Tabu'yu da çok seviyorum. Evet, ben de. Kim bilir ne? Viyana'da bulamadık. Bulamayınca da dedim ki çareler tükenmez. Hemen bir evet. Tren yola bakalım. Verdik arkadaşlar. Aynen. Yani yakın bir zamanda güzel, eğlenceli bir oyun sizi bekliyor. Tınaklar da çok kötü. İşte bakalım, söyle bakalım, söyledik. Böyle işte eğlenceli bir video çekmeyi. Güzel video gelecek. Ama Balkan'ın kanalı. Evet. Belki Fatma kanalına da çekeriz zaten. Belki. Aslında o videoda kim olmalı biliyor musun? Dorkan. Evet, hoş bulduk. Şimdi televizyon bakışındayız. Bakma arayışındayız hatta. Yani şu büyük ekran bir şey istiyoruz ya. Evet. Şu aslında biraz uygun değil mi? 7299 lira. Yani büyüklük olarak hem de LG. Evet, büyüklük olarak değil. Fiyatı büyüklüğe göre. Fiyatı büyüklüğe göre de iyi. Evet, ne diye girdik? Nelere bakıyor yine? Ben Samsung'cu değilim ya. Samsung'u ne bileyim, sevemedim. Sen güzel çektin. Sen biraz şaşı çıktın ama. Yani ben okeyim yani buna. Ben değilim abi. Fatma şu an ağlıyor arkadaşlar. Annem çok dedi dedim fiyata. İşte 5000 liraya falan alırız diye söyledi annem falan dedim. Suratı düştü. Tabii sen hocam ben çekip bilmiyorum. Fatma böyle bir şey istiyor. Ben hani çok gereksiz demeyeyim de hani çok abartılı diye düşünüyorum. Yatacak mı içinde, ne yapacaksa. Hemen iki kapalı istiyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri hayalim iki kapalı. Ama kesin bak, kesin evimde öyle bir yer olacak ki iki kapalı sığmayacak yani. Bana da öyle geliyor valla. Gerçekten. Bana da öyle geliyor. Aynen öyle. Şuna ne diyorsun peki? Anlıyorum şu anda. Şuna ne diyorsun peki model olarak? Bu nasıl? Baksana altına. Aşkım biliyorum, ben hepsine baktım bunların. Ya tamam, benim de çok hoşuma gidiyor. Tabii ben kullanmayacağım, bayağı sen kullanacaksın yani. Ama. Vallahi sonra şunu yap bana, bunu yap dersin. Ben... Ya her yerde aynı şey söylüyor. Süpürge makinesi dedim, şunu yap, bunu yap dersin dedin. Diyeceğim ki aşkım, yok dolabımızda yer olmadığı için yok yani yapamam. Tarhanaya koyacağım önüne. Tarhanaya. Keşkeye basacağım önüne. Bu ne gelir? Çok büyük, sevgilim. Güzel. Gel bulaşık makinesi.
İşte hepsi aynı renk olsun istiyorum ben. Aynen öyle, aynı renk olacak yani zaten. Küçük değil mi bunun için ya? Aşkım iki kişiyiz, bize çok rahat yeter yani. Aşkım biz iki kişiyiz de misafirler iki kişi olmuyor. Ya sen kimi çağıracaksın sanki? İki kere gelseler üçüncüye bunlar niye geldi diyeceksin ya. Ama şu an kendini kırıyorsun. Şaka ama. Yok. Şak. Bak bu iyi değil mi aşkım mesela? Hem annemin dediği fiyatlar arasında. Sana yazıklar olsun. Ben de o bir kadın bir erkekteki gibi etiketi mi değiştirsem? Hmm, bu olsun. Ben öyle bir insan değilim. Değilsin tabii ki. Bak şu an çok ayıp yapıyorum. Sevdiceğim. Değilsin. İnsanlar doğru söylüyormuş. Hep evlilik yolunda insanlar ayrılıyor ve tartışma oluyor. Volkan bilmiyorum. Arkadaşlar bakın yani ucuz bir fiyat değil 5400 lira hani bu da geniş son sadece ki. Çift kapılı değil hani onu ha onu anlat tam okey araba çift kapılı yani bir yerlerden bir şey üretmeye çalışıyorum ama ben madem yapmaktan falan bahsettim ama bu da çok büyük yani benden kaç tane de ben şurada böyle 2,5 tane Fatma Nur. Çok büyük bu da ya. Bu zaman nereye koyacaksın? Oturma odasına. Vestel, hadi Vestel. Evet, Vestel. Yani genelde ben şeyim, Türk malı. Hmm. Eğer mümkünse Türk malı kullanmak. Bizim de eski böyle ilk tüplü televizyonumuz falan Vestel'de söylemiştim sana zaten. Babam da öyle çok takar Türk malına. Ben çok seviyorum, ben takıntılıyımdır. Yeni Türk malı bir şey çıktığı zaman hani onu... Boron falan, aynen babam da direkt boronu aldırmıştı. Bu arada Boron'un reklamını yapıyoruz. Feda olsun. Senin açık kapısı var. O çok iyi. 9 bin lira. O 20... Kaç? 11 bin lira. Oy. Aynen. Allah. Aç aç. Bir dakika niye böyle oldu bu? O, çünkü bu kapağı şey oluyor ya. Çok... Bak bu da büyük. Evet çalışıyor Allah. Oha gerçekten çok zor. Güzel de bir tutsana. İş görür değil mi? Şimdi büyük mü, uzun mu diyorsun? Aşkım onu yaparsın ya bir şey olmaz. Şu altındakini alamam. Alırsın aşkım niye almayasın? Çok alçak diyordun ne istiyorsun sen ne olsun istiyorsun? Mesela onları uzanıyorum. Ama o ona uzanıyorum da ben de ona fiyat olarak uzanamıyorum. Ben de fiyat olarak ona uzanamıyorum yani. Olur vallahi 4000 lira için gelirim yani sürekli. Evet arkadaşlar bugünün anlam ve önemini size göstermek için araba full. Arkaları doğru gidiyor. Gerçekten bugün yorulduk bayağı bir. Öyle. Daha sonra kapanış yaparım. Hepinizi öpüyorum. Bir günümüzü şöyle tatlı bir şekilde blokladık. Bizim için çok yorucu geçse de eğlenceli geçti. Evet arabanın stop lambalarının ışığı vurdu şu an. Sağ tarafım yok. Bizim için gayet eğlenceli, birazcık yorucu geçti ama sizinle de paylaşmak istedik. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta ediyoruz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında yorumların hepsini okuyor olacağız. Hepinizi seviyoruz. Hoşça kalın. Son dakikaya yetiştim.